Manşete hoş geldiniz. Herkes susacak, şahsım konuşacak. Bu bugün bir gün gazetesinin manşetiydi. Ben de oradan alıntıladım. Kapkara bir dönem. Kaç defa böyle dediğimi hatırlamıyorum. Son 8-10 yıldır çokça kullandım. Kapkara bir dönem. Daha da koyulaşacak. Kürt gazeteciler 16'sı tutuklandı. 20 gazeteci bir de zannediyorum bir basın kuruluşunda görevli Çay hocam işletiyor artık bilemiyorum. 21 gözaltı vardı geçtiğimiz hafta. Tamamen hukuksuz gözaltılar. İşte gözünün üstünde kaşın var tutuklamaları. 16'sı tutuklandı. Eş zamanlı olarak duayen gazeteci İnce Ekimoğlu sabah evinden alındı, gözaltına alındı. Niçin? 2014-2015 yıllarında attığı tweet'ler için. Onu da Ümit Özdağ ve ekibi hedef göstermiş. İşte Ümit Özdağ ve ekibi trolleri İnce Ekimoğlu'nun o 2014-2015 yıllarında çözüm sürecine vesaire attığı dair tweetleri bulup koymuşlar. Şimdi o günlerde İmralı'ya heyetler gidip gelirken, çözüm masaları kurulurken falan problem yok. Öcalan'ın mektupları Nevruz meydanlarında okunurken problem yok. Öcalan'ın kardeşi sonraki yıllarda gene seçim propagandası maksatlı olarak TRT'ye çıkartılırken mesele yok ama 2014'te, 2015'te, 2013'te, 2012'de neyse Canan Kaftancıoğlu'nda da aynı hikaye var. Atılan tweetler gazetecilerin bugün veya işte siyasetçilerin önüne konuyor ve onunla ilgili işlem yapılıyor. Daha pek çok şey var. Yani bir dezenformasyon yasası dedikleri bir sansür yasası geliyor. Halkı yanıltıcı bilgi vermek işte bundan dolayı insanları tekrar toplayacaklar, susturacaklar, gözaltı operasyonları gelecek belli. Yani başladı zaten. Tabii halkı yanıltıcı bilgi vermek iktidar mensupları açısından serbest. Yani camiler e, ne bileyim camide içki içtiler diyebilirsiniz, cami yaktılar diyebilirsiniz gezicilerle ilgili bu halkı yanıltıcı bilgi. E, bunu paylaşanlarda ve bunu yayan, yayanlarda problem yok. Zaten birazdan bakacağız. AKP, MHP söz konusu olduğunda suçlar büyük bir özenle örtülüyor, yayın yasakları getiriliyor ve tamamen kolluk gücü ve adliye ile eşgüdüm halinde önlemler adımlar atılıyor. Fakat söz konusu iktidara biat etmeyen çevreler olduğunda olay mekanizma çok daha farklı çalışıyor. Ve elbette seçim sistemine ilişkin Cumhurbaşkanı tekrar aday olabilir mi? Olamaz mı? Defalarca konuştum ama orada bir, bir nüans var. Onunla da ilgili bu yayında e, bir şey söyleyeceğim ki o da mühim. Çünkü ilerleyen aylarda belli ki o da çokça tartışılacak. Evet bu kolay dolaşımdaydı. 8 günlük gözaltı süresi sonrası 16 gazeteci tutuklandı. Bunun Kürtçe ve İngilizce olarak yazılmış. E, bu e, grafiği de ben Twitter'da paylaştım. İlgi, ilgisini çekenler e, oradan alabilirler veya paylaşabilirler. Mehmet Ali Ertaş, Neşe Toprak, Suat Doğuhan, Zeynel Abidin Bulut, Elif Üngör, Aziz Oruç ve bütün orada fotoğrafları ve isimleri bulunan gazeteciler. Ayşe Yıldırım İnci Hekimoğlu ile ilgili olarak enteresan bir anekdot paylaşıyor. Üçüncü tweette hastane çıkışı serbest bırakılırken bir kadın polisin gazetecilerin de duyacağı şekilde böyle bitti zannetmeyin bunun devamı gelecek sözleri yaşanacak sürecin habercisi diyor Ayşe Yıldırım son derece enteresan yani polise kolluk gücüne jandarmaya ve işte elbette onun adliye uzantılarına savcı vesaire güven veren bir Ankara var yürüyün arkanızdayız diyen bir Ankara var İnce Ekimoğlu daha sonra bunu katıldığı Artı TV yayınında da teyit etti kendi ağzından da dinledim. Ve işte bir gün gazetesinin o manşeti herkes susacak Şahsım konuşacak. Seçim öncesi sansür hamlesi, korku iklimi oluşacak diyor Profesör Doktor Yaman Akdeniz. Twitter'da çokça paylaşım var. Susturuyorlar. Bugün birlik olma zamanı. Hangi mahalleden olursak olalım diye bir avuç insan hala haykırıyor. Fakat gidişatın önüne geçebilecekler mi? Emin değilim. Açıkçası zannetmiyorum. Rahşan Gülşan, Twitter'ı kapatmadan kapatmayı keşfeden Yasa Meclis'ten geçerken çıt yok demiş. Tweet çıtlamak zaten, ciklemek öyle söyleyeyim. Twitter'da cıvıldama, yani bilinmeyen kelimeler değil, yeni icat edilmiş kelimeler değil. Twitter'daki zaten, e, Twitter'ın kuş simgesi de bundan. Tweeting, ciklemek, tweet, cikleme, e, Twitter, cıvıldama, işte ciklemeyle oluşan sesler neyse. Bu kesiliyor Türkiye'de, iş oraya doğru e, gidiyor. Özgür basın susmayacak demiş Yeni yaşam. Diyarbakır'da 16 gazeteci tutuklandı. Sebep yine gazetecilik, yine gerçekleri yazmak ve onların da resimleriyle paylaşmış yeni yaşam. Özgür basın susmayacak belki ama burada susturmanın iki anlamı var. Bir seçim sürecinde özellikle doğudaki harekat, Suriye ve Irak'taki harekat, sıcak çatışma ve oradan sağlıklı bilgi, Paylaşımını engellemek, doğru bilgi paylaşımını engellemek sahadan. İkincisi de elbette Kürt siyasal hareketinin bir anlamda gazet, yani gaz medya anlamında da medya ayağı da diyebilirsiniz. Onu da bir şekilde dinamitlemek. Yani hem siyasal anlamda HDP ve işte Kürt siyasal hareketi engellenmeye çalışılıyor, hem de bölgede sıcak çatışma olduğu için özellikle sınır ötesinde. Oradan sağlıklı bilgi akışı kesilsin isteniyor. Kaç şehit geldi çatışmada kim öne geçti, kim üstünlük sağladı veya sağlamadı, ne oldu ne bitti. Bu haberler duy, duyulsun duyurulsun istenmiyor. Sadece o mu? Evrenselden getiriyorum bunu. HDP'lere operasyon yine sabah baskını yine gözaltı. Eş zamanlı İstanbul'da ev baskınları yapılmış efendim. HDP'li yönetici ve HDP üyelerinin bulunduğu çok sayıda gözaltı var vesaire. O arada Salihe e, Aydeniz hakkındaki fezleke jet hızıyla komisyona havale diye bir başlık atmış Milliyet enteresan yani e, daha birkaç gün önce polisle arasında yaşanan tartışmadan dolayı hedef oldu ve birkaç gün sonra dokunulmazlık fezlekesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor gelmek üzere oylanacak ve belki de bir hafta on gün içerisinde vekilliği düşürülecek böyle bir durum ama yakından bakmamız lazım. Salih Aydeniz Demokratik Bölgeler Partisi HDP bir çatı parti. Bunu akıldan uzak tutmayın. Demokratik Bölgeler Partisi'nin eş genel başkanı sıradan bir milletvekili değil. Polise mukavemet, kamu görevlisine hakaret, yaralama vesaire. Burada Murat şu. Ben polisin arkasındayım ve polis bundan sonra HDP'li tipli neyse muhalefet milletvekillerinin herhangi bir yürüyüş, gösteri falan söz konusu olduğunda milletvekilleriyle karşı karşıya geldiğinde iktidar, saray, MHP neyse arkandayız yürü diyor. Ve işte onlar da e, milletvekilleriyle böyle paça oluyorlar polisler. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu hatırlayın. Tipli milletvekillerini hatırlayın. Boğaz Köprüsü'ndeki eylem. Ve aynı şekilde milletvekili olsan ne yazar dedi. Kürsüden Erdoğan. Yani e, kolluk gücüne giden mesaj net. Milletvekili olsalar ne yazar yürüyün diyor. Ve bir biçimde siz polise... E, bu arada polis şiddeti, polisin e, o gün o anki işte hareketi, tavrı hiç önemli değil. Sizin verdiğiniz karşılık suç oluyor ve milletvekili olsanız bile hemen dokunulmazlık fezlekesi yola çıkıyor. Peki dedim ya bir de işin madalyonun öbür tarafı var. Bir de işi işin öbür tarafından bakın. Yani e, bu işte Pervin Buldan'a Karayılan'dan kaset vesaire Süleyman Soylu işte belli yani. E, Kandil HDP ilişkisi yok CHP ilişkisi falan bir seçim sürecine girildiği kesin. Fakat burada enteresan bir konu var. Abdülkadir Selvi'nin yazısına da geleceğim. Şu fotoğrafı hatırladınız mı? E, bu fotoğraf Hacı Bayram Türkoğlu'nun oğlu Kaan Türkoğlu. Polisleri sıraya dizmiş ve e, teşhis ediyor e, niçin teşhis ediyor e, hatırlatalım e, bu olay uzun yıllar önce yaşandı e, Hatay'ın dört yol ilçe emniyet müdürlüğü yer AKP milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun oğlu Kaan Türkoğlu tartıştığı polis memurlarını sürdüreceğini söylüyor üniformalarını çıkartmalarını istiyor vesaire onun üzerine polis aralarında bir tartışma oluyor komiser yardımcısı Murat Emer memurlarla böyle konuşamazsın diyor o da Kaan e, Türkoğlu Türkoğlu'nu yani milletvekili olduğunu susturuyor. O da öyle mi diyor? Benim babam iktidar milletvekili gösteririm ben sana diyor. Ve ertesi gün babası Hacı Bayram Türkoğlu devreye giriyor. Ve polis memurları ellerine numaralar verilerek Kaan Türkoğlu'nun önünde sıraya diziliyor. Ve Kaan Türkoğlu'ndan kim sana bunu yaptı teşhis et diye teşhis etmesi isteniyor falan. Ve ertesi günde komiser Murat Ömer görevden, Emer görevden alınıyor. İşte yani AKP'nin dönüştürdüğü şey yani AKP'liye değil, değil AKP'li milletvekiline onun oğluyla bile bir aranızda tartışma çıktığında başınız belaya giriyor. Evet. Böyle de bir iki yüzlülük var. Şeye bakalım Hacı Bayram Türkoğlu kim? İşte bu mecliste şey meclisin sitesindeki künyesi bu Hacı Bayram Türkoğlu şey yapmış vukuatı sadece oğluyla da sınırlı değil. 13 Mart 2017'de kullandığı araçla motosikletle seyir halindeki Suriyeli sığınmacıya e, Cihat Kadro çarpmış ve ölümüne sebep olmuş. Dört çocuk babası Cihat Kadro'nun ölümüne sebep olmuş, e, tutanak tutulmuş, şu olmuş vesaire e, ve yani motosiklet sürücüsü Cihat Kadro'nun hiçbir kusuru yok. Bu da tespit edilmiş. Taksirle adam öldürme suçundan fezleke hazırlanmış. E, Hacı Bayram Türkoğlu hakkında milletvekili olması sebebiyle davaya dönüştürülmemiş. iki yıldır da fezleke hafta bekliyormuş. Adam öldürmekten, taksirle adam öldürmekten e, yargılanacak. Fezlekesi bekliyor. Öteki türlü polisle bir iki el hareketi fezleke jet hızıyla geliyor. İşte onu söylemeye çalıştım. Şey e, bu da Hacı Bayram Türkoğlu'nun e, Twitter profili. Evet. 15 Temmuz gazisi diyor kendine Twitter pro profilinde. 15 Temmuz gazisi. Sonra sadece bu sadece muhalif vekillere bu şekilde bir şey değil hücum değil aynı şekilde HDP ile şeyin kandil arasında ilişkilendirme çabası da var fakat Abdülkadir Servi'nin yazısında Öcalana görüş izni verilecek aileden biri Öcalana görüştürülecek diyor çok doğal tamam seçim satım haline girildi fakat yazıda sarıyla sarıyla işaretlediğim bölüme özellikle dikkat PKK ve HDP Öcalan'ı yeniden keşfetti. Oysa yerel seçimler sırasında mektubunu yayınlamamışlar. Öcalan'ı diri diri mezara gömmeye çalışmışlardı diyor. Öcalan'ı nasıl diri diri mezara gömersiniz? Öcalan sizin gerçeğiniz. Öcalan'a kulak verin falan diyor ilk cümlede. Fakat devam eden cümlede de şunu söylüyor. Yazının devamında. Öcalan'dan gelen mektubun da Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasının da iktidara yararı olmadığı gibi tam aksine ciddi olarak zarar verdi diyor. Bir tarafta Öcalan'ın mektubunu dikkate almadılar diye HDP'lileri gömüyor. Öcalan'ın nasıl dikkate almazsınız diyor. Sonra da diyor bu konular diyor iktidara yaramadı diyor. Yani gerçekten e, bu kafa karışıklığını anlamak da çok olanaklı değil. Ama günün konusu bana göre bu olayla ilgili olarak da çok bağlantılı. Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı'ndaki rezalet. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bir gün önce lüzum üzerine Diyarbakır Teşkilatı'nı kapattık diyor. Diyarbakır il başkanını görevden alma, Diyarbakır teşkilatını görevden alma falan filan yok. Teşkilatı kapatıyor. Tabelayı indiriyor, büroyu kilitliyor. Yani lav ediyor. MHP Diyarbakır teşkilatı lav ediliyor. Lüzum üzerine üstelik. Yani din dinamitle uçuruluyor. Başkanı değiştir, kiminle bir sıkıntın varsa onu değiştir ve asla böyle bir şey yok. Direkt uçuruyor. Demokrat partiler bunlar yani. <laughs> Demokrasi. Neyse sonra ee, bunun bir erken vaziyet olduğu ortaya çıkıyor ve Diyarbakır Teşkilatı yöneticilerine bir gün sonra operasyon yapılıyor. İhaleye fesat karıştırma deniyor ya da kamu kurumlarına işte e, rüşvetle veya para karşılığı eleman yerleştirme falan deniyor ama çok daha değişik bir suçlama var. Onu da Ruşen Takva paylaşmış. Aslında MHP Diyarbakır İl Başkanı küçük çocuğa cinsel istismar iddiasıyla suçlanıyor Cihan Kayaalp. Ama bu konuda da tak yayın yasağı geliyor. Dümüyle devleti devleti ele geçirmişler. Bir tarafta polise mukavemetten bir HDP'linin vekilliği düşürülmek üzereyken öbür tarafta polisle tartışınca AKP'li vekilin oğlu polisi sıraya dizdiriyor. Yine öbür tarafta baktılar operasyon geliyor ve çok böyle e, iğrenç bir e, iddia var. E, teşkilatı uçuruyor MHP. Ardından da yayın yasağı konuyor bu konudaki haberlere. Böyle bir Türkiye. Evet. Böyle bir Türkiye. Kayyım 20 milyon euro ile kayboldu. Boydaklara ait olan el konulan şirket İstikbal. E, e, Ertunç Laçinel 20 milyon euro ile kayıplara karışmış. Bir şey söyleyeyim mi? Yani o sadece biri. Alayı hırsız. Yani zaten çökme operasyonu. Çökme operasyonunda görevlendirdiğin muhtemetlerin de hepsi hırsız. Ki zaten muhtemetler de bundan dolayı birbirlerini yiyorlar. Yarın öbür gün şu dönemin kapısı biraz aralandığında Koza İpek, Boydaklar, Nakiboğlu, Dumankaya, aklınıza gelebilecek bütün şirketlerde nasıl dümenler döndüğünü, nasıl avantaların paylaşıldığını göreceksiniz. İktidarın paylaştığı saraya ayrılan bütçe dışında bunların nasıl para için birbirlerini yediklerini göreceksiniz ve neler kaçırdıklarını, neler cukkaladıklarını göreceksiniz. O arada... Vatandaşı zam üstüne zam. M mazot bir yılda 315. Yüzde 315 zam zamlanmış. Şimdi mazotun fiyatı 3'e katlanıyorsa bir yılda o ülkede enflasyon yüzde 50-60-70 olamaz. Çünkü temel girdi. Yani daha doğrusu temel masraf mazot. Ya akaryakıt, ticaretin, e üretimin temel gideri. Mazot 3'e katlanacak, sen ürettiğin, ee, piyasaya sürdüğün ürünlerde bu, bu ürünlere bunu yansıtmayacaksın. İmkanı yok. Şimdi devam edelim. Dükkan kiralarında artış %300'ü geçti. Es zamanlı. Mazot 3'e katlanırsa her şey 3'e katlanır. Esenyurt'ta kebapçı dükkanına gelen 44 bin TL'lik elektrik faturası sonrası iş yeri sahibi artık bıktık kapatıyoruz hırsız var yazılı pankart asarak isyan, isyan, ediyor. Böyle oluyor. Onun için %50-60-70 enflasyon hikayedir. Türkiye'de 3 haneli enflasyon yaşanıyor. Sonra ekonomi profesörü Numan Kurtulmuş eski dönemde maalesef Türk parası çok değerliydi diyor. Yani Türk parasının asli noktasına getiriyoruz. 1 bir, bir, dolar 1.20 seviyelerindeydi. Bir kere bir de bu da yanlış. Liradan 6.0 atıldı ama liranın yani YTL şu anda yani diyelim ki dolar 17 liraysa 18 liraysa aslında dolar 17-18 milyon TL. Öyle bakın. 6-0 atmak sadece kırtasiye yükünü azaltmak konunun. Geçiş garantilerinden sonra borçlar da erteleniyor. İktidar mazot artışını e, önleyebilir kendi elinde. Vergileri iptal edebilir. Şu olabilir. Bu kendisi yani kendiyle ilgili hiçbir şeyi yapmıyor. Kendiyle ilgili hiçbir ee, ne derler zam mı falan filan geri almıyor. Ay, ekstra e, kendi zenginleşme kaynakları kendi işte para musluklarına da böyle avantalar. İstanbul Havalimanı ihalesini alan işleten Iga şirketinin 2019-2021 20, yıllarında kamuya ödemesi gereken 1.2 Milyar euro kira bedeli 2042-2043 yıllarına ertelenmiş. Kamunun hakkı var burada yani sonra ecek acaklı konuşmalar hep söylüyorum. Ecekli acaklı konuşmalarla 20 yıl sonra iktidara talip olan tekrar bir iktidar var. Enflasyonu düşürecek olan biziz. Refah kaybını telafi edeceğiz. Edecekler. Keşke ülkemizin her yerin her yerinden petrol fışkırsa demiş Erdoğan. Devamla Milli Gazete güzel sormuş manşetten. Toprağımızdan fışkıranlar ucuz mu ki diyor. Doğru ama ülkeden petrol fışkırsaydı da fışkırsa da Durum değişmeyecekti. Siz zannediyor musunuz ki Karadeniz'de çıkardıklarını iddia ettikleri doğal gazla doğal gaz ucuzlayacak? Hayır, oraya da e, koyacaklar musluklarını. Oradan indirmeye devam edecekler. Bu ülkede petrol fışkırsaydı gene iktidardaki bir grup zümre zenginleşirdi. Bu vatandaşa yansımazdı. Ali Babacan demiş ki FED kararından sonra riskler daha da arttı. İktidarı uyarıyorum. Aklınızı başınıza toplayın. Derhal tedbir alın. Bu konuşmayı yaptığımda CDS yani risk e, şeyisi, ülkenin e, risk puanı 836. Bugün 872. Türkiye'nin kredi riski. 872.26 ve sürekli artıyor. La Casa de Papel'den ekrana getir daha evvel hatırlatmıştım. O dizide bir yerde işte e, İspanya Merkez Bankası'nı soyuyorlar. Eğer diyor bu duyulursa soyguncu ile Merkez Bankası Başkanı arasında geçen konuşmada mı artık Merkez Bankası Başkanı ile polis arasında geçen konuşmada mı? Bu duyulursa ülkenin kredi risk primi 800'e fırlar ve ülke batar diyor. 800'e yani kredi risk primi 800'e çıktığında bir ülke batıyor. Buradan onu anlıyoruz. Şu anda Türkiye'de 872. Ömer Murat paylaşmış ekonomik çöküş seçimden önce olursa ki Fed'in yüksek faiz artışlarına başlamasıyla bu ihtimal arttı. Artık seçim düzenleneceğini zannetmiyorum. Peki ya sonra? Evet. Sonrasını herkes şu anda tahmin etmeye çalışıyor. Ali Babacan Deva demişken Genel Başkan Deva Genel Başkan Yardımcısıyla gazeteci Ahmet Takan görüşmüş. Ali Babacan ortak adayı için Abdullah Gül, Abdullah Şener, İlhan Kesici ve Haşim Kılıç isimlerini sunacak diyor. Enteresan bir kulis. Demek ki Babacan bu tür e, fantaziden vazgeçmemiş. Çok üzerinde durulacak şeyler değil bunlar. Geçelim. E, Erdoğan kazanamayacağım, öyleyse başkasını aday göstereyim diyecek en son kişidir diyor. Özer Sencar Metropol Araştırma %100 katılıyorum. Erdoğan yaşarken kendi dışında hiç kimse aday olmaz. Ayrıca kendi dışında birinin kendisi kadar şansı var mı? O da ayrı bir tartışma konusudur. Süleyman Soylu, Hulusi Akar, öbürü belki hikayedir. Selahattin Demirtaş'ın son bir ihtimal daha var. Analizine de çok katılamıyorum. Adaylığını erkenden açıkladı. Sonra sağlık ve bunun gibi gerekçelerle çekilecek zannetmiyorum. Erdoğan kötürüm olsa sadece kirpikleriyle konuşsa veya kirpikleriyle iletişim kursa dahi o kirpikleriyle Türkiye'yi yönetmek ister. O arada bir başka açıklama İyi Parti'li Aytun Çıray'dan geldi. Akşener Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması için çalışacak diyor. Yani erken seçim kararı alırsa Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu zorlaştırmayacağız. Çünkü AKP artı MHP'nin oyu erken seçim kararına yetmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim kararı alabilmesi için 5'te 3 yani 360 oy gerekiyor. Bu ancak bir muhalefet partisinin desteğiyle mümkün. İyi Parti katılırsa 370'e çıkıyor iktidarla birlikte İyi Parti'nin oy oranı. Haliyle CHP'de katılacaktır, diğerleri de katılacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçim kararı alabiliyor. Anayasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçim kararı alırsa Tayyip Erdoğan 3. dönem için aday olabiliyor. Fakat orada da tartışma var. O tartışmaya da şöyle bir e, kulak kabartalım. E, madde 101 anayasada diyor ki... E, ...bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Şimdi bu maddeye dokunmadılar 2017'de. Dokunmadıkları için aynen kaldı. Bu madde 2007'de Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçtirilmeyince... ...meşhur 2007 E-Muhtırası döneminde referandumla yasalaşmıştı. Bir kimse iki defa en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir diye bir hüküm koymuşsa diyor anayasa ikiden fazla seçilemez diyor. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir, ikiden fazla seçilemez. Bu kadar net kat'i bir durum var. Üçüncü kez bile olsa, hangi koşulda olursa olsun seçilemez diyor. Anayasa Mahkemesi'nden bu döner diyen bir grup var. Ben bunu yatsımıyorum. Fakat 116'daki düzenleme ile Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine yani erken seçim kararı verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir diyor. Bir üst ilk cümlede de Türkiye Büyük Millet Meclisi 5'te 3 çoğunlukla yani 360 oyla erken seçim kararı alabilir diyor. Şimdi bu maddeye dokunulmadan bu maddede düzenleme yapıldığı için de böyle bir kavram kargaşası çıkıyor. Yani 101'de bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir diyerek kapıyı kapatıyorsun. 116'da bir kere daha kapıyı açıyorsun. Evet, üçüncü kere olabilir ama ancak bu şartla diyorsun. Her iki görüşte kendine göre mantıklı ama dedim ya, ya tamamen bir yamalı şeye döndüğü için anayasa her yani 2017'de anayasa değişmedi. 2017'de anayasanın belli maddeleri değişti. Bakanlar Kurulu uçuruldu. Yerine Cumhurbaşkanlığı sistemi getirildi. Kararnameler getirildi. Şu oldu, bu oldu. 101'e dokunulmadığı için de 116 ile yetinildi. Burada da Tayyip Erdoğan düşünülerek Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci döneminde bir kere daha aday olabilsin falan diye bir cümle kondu ama bakalım ne olacak. Bu kadar açık. Sizin için biraz daha özetledim. Anayasa 101 böyle diyor. Anayasa 116 böyle diyor. Ben 116'nın 101'deki yani 101'deki hükmün kesin olmadığını 116'nın 101'deki hükme bir ilave olarak bir opsiyon sunduğunu düşünüyorum ee, yani erken seçim kararı alırsa Türkiye Büyük Millet Meclisi Erdoğan aday olabilir diyorum kendi görüşümde bu o arada Yüksek Seçim Kurulu Liberal Demokrat Parti'nin bu konuları sormuş bu konudaki görüşünüz nedir falan filan diye seçim takvimi henüz açıklanmadığı için görüş verilmesine yer olmadığı filan demiş. Yani bunun için seçim takviminin açıklanmasına gerek yok ki yani bu konuda bir görüşüm varsa söyle. Ama dediğim gibi topu taca atmışlar. Bir anlamda da yani o günkü siyaset, o günkü denge dengeler neyi getirir bilmiyoruz falan. Kazanmak dışında ihtimal yok manşeti bana göre Yeni Şafak'ın e, olayı özetleyen e, manşeti. Kazanmak dışında ihtimal yok Erdoğan açısından. Bu bu kadar net ve sarih ifade edilebilir. Bakın Erdoğan çok yalnızlaştı. Son grup toplantısında çekilen Anadolu Ajansı karelerini getiriyorum ekrana. Çevresinde ve arkasında da kimse yok. Eskiden grup başkan vekilleriyle falan beraber otururdu. Biraz daha uzaklaşalım. Bakın görüyorsunuz kimse yok. Boşaltmışlar. Polisler AKP'lileri bile yaklaştırmıyor. Hemen arkasında işte İsmet Yılmaz ve Luman Kurtulmuş görülüyor. Ama sağında solunda da kimse yok. Bakın. Biraz daha uzaklaştır. Yani Erdoğan'ın 3-4 sıra arkasında milletvekilleri yan yana oturabilirken Erdoğan'ın oturduğu bölümde çok ciddi bir seyreklik hakim. Dikkatinizi çekti mi? Yani AKP'de AKP grubu milletvekilleri şu bu falan yani milletvekilleri daha Erdoğan'a yaklaşamıyorlar. Kızılcamam kampında kimse ee, sorun dahi iletmemiş iletememiş Erdoğan'a. Ülkede fakirlik falan var diyemiyorsun. Böyle bir böyle bir durum yani böyle bir şey hali. Neyse burada tabii daha bir samimiyet var. Almanya, Fransa ve İtalya liderleri trenle Kiev'e gittiler. Fakat orada trenle gitmelerinin nedeni Ukrayna'nın uçuş sahasının hava sahasının uçaklara kapalı olması. Zelenski ile Macron arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Çünkü Macron Rusya'yla daha çok görüşüyor. Macron Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyelik falan meselelerine biraz mesafeli. Böyle sıkıntılar var aralarında. Sarılmaya çalışınca da gene Zelenski mesafesini korumaya çalışmış. Burada şey çok güzel yorum yapmış. Karel Valensi diyor ki, Günün fotoğrafıdır bu. Aklıma ilk iyileştirmek için atlara fısıldayan adam filmi geldi diyor. Fehim Taştekin de kapağı koymuş. Fena oyuna geldin evlat hayatının rolünü oynadığını sanırken diyor. Ee, evet Ukrayna'da savaş ayları geride bıraktığı halde e, durumda fazla bir ilerleme yok. Muhtemelen e, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri de çok fazla uzatmadan e, bu işi bağlayalım demek için gittiler Kiev'e yakında kokusu çıkar. O arada tabii solda bunu Daily Mail gazetesinden kestim getirdim İngiltere. Solda savaş sonrası Berlin sağda hali hazırda Ukrayna'ya. Ukrayna aradan 70-80 yıl geçti değişen hiçbir şey yok. Ruanda'ya Iraklı sığınmacı yollama planına ahim freni demiş. Ahim freni derken bu Türkiye ile ilgili bir şey değil. İngiltere ile ilgili bir konu. Ahim nasıl fren koyuyor? İngiltere nasıl uyguluyor? Hürriyet nasıl haber yapıyor? Görüyorsunuz ama Ahim Ahim'in Türkiye ile ilgili kararlarda böyle bir başlık göremezsiniz. Fakat en, daha başka bir şey var. yavaş yavaş sınırlarımızın dışına çıktık. Dünya haberleri verirken ama Türkiye'yi ilgilendiren çok da aslında can yakan konular bunlar. Can acıtan konular bunlar. Can sıkan konular. Türkiye paylaşmadı bu Twitter, tweet mesajını. Türkiye Dışişleri de paylaşmadı. Norveç Dışişleri Bakanı paylaştı. E, paylaştığı Twitter mesajında diyor ki çok mutluyum çünkü Türkiye ile geçici olarak pasaport kuralları Türkiye geçici olarak pasaport kurallarını değiştirdi tek taraflı. Kendisi değiştirmemiş. Pasaportu olmayan Norveçliler yıl sonuna kadar kimlik kartlarıyla ID kart yani kimlik kartı nüfus cüzdanı öyle deyin öyle bakın yani ehliyetle Türkiye'ye seyahat edebilecekler. Yıl sonuna kadar bütün Norveçliler ellerini kollarını sallayarak pasaportlu olmadan kimlik kartlarıyla Türkiye'ye gelebilecekler. Peki Türkiye'liler gidebiliyor mu? Norveç vizesi gerekiyor. İşte Schengen gerekiyor şu bu. Türkiye'nin içine düşürüldüğü durum. O arada Sırbistan'la yapmış ama Türkiye. Sırbistan'la karşılıklı olarak kimlikle seyahat edilebilecekmiş pasaportsuz. Sırbistan'la öyle de niye Norveç'le öyle? Kimse sormuyor tabii. Zaten Sırbistan bu şekilde gazetelerde haber olurken... Norveç konusu haber olmadı. Ama Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın attığı tweet'le kamuoyunun haberi oldu. Kamuoyunun haberi oldu derken bizi izleyenlerin haberi oluyor şu anda. O arada THY logosunun anlamı uçan yaban kazıymış. Hani Turkish Airlines'tan hareketle faydalı bir bilgi. Yaban kazları birçok canlının nefes dahi alamadığı 9000 metre irtifada uçabiliyorlarmış. THY ise Mimar Sinan Üniversitesi hocalarından ünlü grafiker Mesut Manioğlu 1959'da tasarlamış ve THY harflerinden oluşuyormuş çevrilerek baktığınızda görüyorsunuz. Bunu da hatırlatalım faydalı bilgi olarak diyelim ve bir yayın daha yavaş yavaş noktalayalım. Bir sonraki manşette görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.